Rahatsın değil mi sevgili teyze böyle? Rahatım oğlum, rahatım. Eline sağlık. Ablacığım, sen çok mu korktun sevgili teyze kötü olunca? Hı, çok korktum. Gel bakayım sen sevgi babaannene, gel güzelim. Güzel torunum benim. Ben seni çok seviyorum sevgili babaanne. Sen de annem, babam, abim gibi bizi bırakıp gitme. Burada saklanma, tamam mı? Çok mu sevdin sen beni? Hı hı, çok sevdim. Sen hep bizim yanımızda kal. Dayanamam sana. Canım, bir tanecik torunum benim. Oy, kurban olurum ben sana. Sevgi babaannesini de çok severmiş. İsmail abi, sen konuşabildin mi doktorla? Vallahi ben de sizden iki dakika önce geldim. Bir gidip sorayım, nesi var nesi yok, öğrenelim. Ya dur, ben de geleyim. Geçmiş olsun. Hastanın yakınlarısınız sanırım. Evet. O zaman eğer hanımefendinin de izni olursa sizinle dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii, olur, konuşalım. Ben de geleyim. Cüneyt'cim, geç kalmayın, olur mu oğlum? Tamam sevgili teyze, hemen geliyoruz. Hastanızın yanında bu konuyu konuşmak istemedim. Ama durumu artık iyice ciddileşmiş görünüyor. Ciddileşmiş derken? Ne yazık ki son evrede. Nasıl yani? Sevgi teyze, kanser mi? Bilmiyor muydunuz siz bunu? Ben yakınıyız deyince... Ben biliyordum doktor hanım. O zaman kendisinin uzun zaman önce tedaviyi yarım bırakıp kemoterapi almak istemediğini de biliyorsunuz. Yani bizim kimlik bilgileriyle e-nabızdan gördüğümüz geçmiş durumu bu. Doğru. Yani ne yazık ki öyle oldu. Sevgi teyze yalnız kalınca yaşama motivasyonunu kaybetti. Öyle olunca da ilaç, tedavi ne varsa hepsini kesti bir anda. Abi siz nasıl izin verdiniz böyle bir şey? Bize bir şey sormadı ki Ömer. Kaç yaşında kadın? Daha yaşamak istemiyorum, tedavi olmak istemiyorum deyince ne diyeceksin? Peki ne yapacağız şimdi? Yani bir şekilde ikna etsek tedaviye başlasa çok mu geç? Yani yurt dışında şu evrede bazı deneysel çalışmalar olup iyi sonuçlar alındığını bildiğim tedavi yöntemleri var. Ama tabii bu ancak imkanlar dahilinde değerlendirilebilir. Bir insan ölmek isteyecek kadar nasıl çaresiz olabilir ya? Hastanın bağışıklık sistemi çökmüş halde. Biz takviye tedaviler uyguluyoruz. Ancak tedavisiyle bizzat ilgilenen doktorun ilgilenmesi gerek. Hastalığıyla yakından ilgilenen bir doktoru var değil mi? İsmail abi. Var değil mi? Var, var. Var, hatırlıyorum. Tamam. Ben bulur götürürüm ona. O zaman serum takviyesi bittiğinde tekrar kontrollerini yapar. Ne zaman çıkabilirsiniz, durumu nedir tekrar konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. İsmail abi, sen nasıl bunu baştan söylemezsin müzeye? Bugün, dünden iyi, yarın belki... Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.